Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar testinin birinci testinin sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci soru demiş ki A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın her elemanı B'nin de bir elemanı ise ne diyoruz arkadaşlar? A'dan B'ye bir fonksiyon. Tabi bunu şunu unutmayacağız. A'dan çıkan her eleman B'ye gitmek zorunda. Şimdi A'nın elemanları neymiş? X, Y, Z. B'nin elemanları neymiş? 1, 2, 3. Bunlara baktıkta bir sıkıntı var mı? X, Y, Z, 1, 2, 3. X, Y, Z, 1, 2, 3. X, 1, 2. Burası ne yaptı arkadaşlar? Kafadan gitti. X, Y, Z, 1, 2. Burası kafadan gitti. 1, 2, X ne yaptı? Burası da kafadan gitti. Demek ki ya A olacak ya B. Peki A'dan çıkan yani birinci kümedeki tanım kümesindeki her eleman, burası çünkü tanım, burası görüntü kümesidir. Her eleman bir şekilde A'dan çıkması lazım. X'den 1'e gitmiş olabilir. Y'den 2'ye gitmiş. Y'den 3'e olabilir. Ama Z ne yapmış arkadaşlar? Herhangi bir yere gitmemiş. O yüzden nedir? Burası yanlıştır. Gitmiş. Gitmiş. Bizim için arkadaşlar nereye gittiğini hiçbir önemi yok. Yeter ki ne yapsın? A kümesinden komple çıksın. O yüzden cevabın ne gelmesi lazım arkadaşlar? Bursa. Evet, ikinci soru demiş ki bir fonksiyon grafiğinde x ekseni fonksiyonun tanım kümesinin sınırlarında, yani şurası, y ekseni ise nedir? Fonksiyonun görüntü kümesinin sınırlarını göstermekte. Diyor ki a alt küme r f a r olmak üzere demiş, şekildeki gibi y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir diyor. Tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişim kümesinde kaç tane tam sayı vardır diyor. Şimdi x neydi arkadaşlar? Tanım kümesiydi. Buradan boş, yani açık aralık eksi 5, 4 neymiş? Kapalı aralık olarak geldi. Bu nedir? Tanım kümesi. Buradan nereye gidecek? Görüntü kümesine, yani eksi 3 açık aralığından 4 kapalı aralığına kadar gitti mi? Şimdi x'in elemanlarını yazalım arkadaşlar. Eksi 5 açık olduğu için bunu alamaz. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunların hepsi ne yaptı? Alabilir. Görüntü kümesinde ne yapıyor arkadaşlar? Y eksi 3 açık aralık. Demek ki bunu alamaz. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ortak hangi elemanlar var arkadaşlar? Eksi 2, eksi 2, eksi 1, eksi 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4'tü. Demek ki sınır neresi arkadaşlar? Şuradaki bütün elemanlar alınabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman alınacakmış. O yüzden cevap nedir? Bursa. Üçüncü soru demiş ki fx fonksiyonu vermiş. Diyor ki 5x eksi 2 olduğuna göre f eksi 1 eksi f 1 kaçtır demiyor. Şimdi x gördüğümüz yere 1 ne yazacağız? Eksi 1, bir x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1. O zaman diyorum ki fx eşittir 5x eksi 2 ise f eksi 1 eşittir ne yapar? 5 çarpı eksi 1 eksi 2 yaptın mı? Eksi 5 2, eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 7. F yerine 1 yazarsak ne yaptı? 5 çarpı 1 eksi 2'den 5'ten 2 gitti 3. Bu ikisinin nesini istiyor? Farkını alıyor. Yani eksi 7 eksi 3'ten kaç gelecek? Eksi 10 gelmiş oluyor. O yüzden cevap nedir? Adana. Dördüncü soru demiş ki f 3x eksi 2 eşittir x kare artı 3x olduğuna göre soru kim istiyor? F 7. Şimdi parantez içinin kaç olmasını istiyor? 7. Burada şuna dikkat. Ben geleceğim, burada x gördüğüm yere gidip patates gibi x yerine 7 yazacağım değil. Parantezin içerisinin 7'si olmasını istiyorsa o zaman x yerine farklı bir şey yazmam gerekebilir. Yani sorudaki 3x eksi 2 7 olsun diyor. Bu ikisi farkına çok dikkat. Bunu öbür tarafa yollarsak 3x buradan 9 sadeleştirdiğimizde x kaç çıktı? 3 çıkmış oldu. Şimdi x yerine 3 verirsek bakalım gerçekten parantez içerisinde 7 bulacağız mı? 3 çarpı 3 eksi 2 eşittir. 3 kere 3 9. 2 çıkarsak ne çıktı? 7. Evet, sorunun bizden istediği 7'yi elde ettik. Eşittir diyorum. X yerine komple burada da 3 yazdık mı? 3'ün karesi artı 3 çarpı 3. Yani 9 artı 9'dan kaç çıkar burası? 18 çıkmış olur. O yüzden cevap nedir? Edirne. Beşinci soru demiş ki f 2x eksi 3 eşittir ax eksi 2 ve f5 eşittir 2 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi diyor. Soru bu sefer diyor ki şuradaki parantez içinin kaç olmasını istiyor? 5. O zaman diyorum ki 2x eksi 3 ifadesi 5'e eşit olacaksa 2x buradan 8 çıktı. Sadeleştirdim. X kaç çıktı? 4. Demek ki ben x yerine 4 verirsem f kaç çıkıyormuş? 5. Gerçekten öyle mi? Bakalım arkadaşlar. X yerine 4 verirsek f 2 çarpı 4 eksi 3 eşittir. X yerine 4 yazarsam burası ne yaptı? 4 a eksi 2 mi?
2 kere 4 8 3 çıkarırsam kaç yaptı? 5. Demek ki f5 ifadesi kaça eşitmiş? 4 tane a eksi 2. Peki f5 aynı zamanda kime eşitti? 2'ye. O zaman buraya da eşittir ne dedik? 2 dedik mi? Bu kardeşimizi öbür tarafa atarsak 4 a eşittir kaç çıktı? 4. Bunlar birbirini götürse a sayısı buradan kaç çıkmış olur? 1 çıkmış olur. O yüzden cevap ne gelir arkadaşlar? Bursa. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Burada ufak bir baskı hatası olmuş. Şuradaki eksi 2 ile arkadaşlar 4 yerde eşecek. Yani şuradaki ifade 4'tür. Buradaki ifade de 4 değil arkadaşlar. 2 olacak. Şu ikisini düzeltirsiniz. Şimdi n'inci derecenin kök a ifadesi neymiş? N çift sayısı içerisindeki ifade ne olmak zorundaymış? Büyük eşittir 0. O zaman şuradaki ifadenin büyük eşittir 0 mı olması lazım? Yani 3 eksi x kare artı 1 ifadesi büyük eşittir 0 oldu mu? Bu kardeşimize eşitliğini öbür tarafına atarsak ne oldu? 3 büyük eşittir mutlak değer içerisinde x artı 1. Yani mutlak değer x artı 1 küçük eşittir 3 ise bunun ifadesi neydi arkadaşlar? Eksi 3 küçük eşittir x artı 1 o da küçük eşittir ne yaptı? 3 yaptı mı? O zaman bu ifade buraya, bu ifade buraya gelirse ne oldu? Eksi 4 küçük eşittir. X küçük eşittir. Kaç olmuş oldu? 2 olmuş oldu. O yüzden cevap ne gelir? Edirne. Evet. 7. soru demiş ki arkadaşlar. F artı eksi gx'in tanımı neymiş? Yani iki ayrı fonksiyon toplanıp çıkarılabilir. İstersek biz bunları birleştirebiliriz. İstersek iki ayrı şeklinde de toplayıp çıkarabiliriz. Aynı şekilde önce fonksiyonları çarpabiliriz veya ayrı ayrı fonksiyonları bulup da biz bu değerleri ne yapabiliriz? Çarpabilirmişiz. Diyor ki fx eşittir 4x kare eksi 3 gx eşittir 3x artı 5 olduğuna göre f artı 2 gx fonksiyonu kaça eşittir diyor. Şimdi f artı 2 tane ne yapmış? Gx. Ben diyorum ki f ile g'nin değerlerini bilmiyorum. Ben ne biliyorum? Fx ile gx'i. Ben diyorum ki parçalayayım. Fx artı 2 tane gx olarak ne yapabilirim? İfadeleri yazabilirim. Fx nedir? 4x kare eksi 3 artı diyorum 2 parantezine gx dediğim ifade neydi? 3x artı 5'ti. Dağıt kardeşim dağıt kardeşim. Ne olur o zaman burası? 4x kare eksi 3 artı 6x artı 10 mu geldi? Evet. Burayı bir tık daha toparlarsak 4x kare artı 6x artı kaç çıkar ifade? 7 çıkmış olur. O yüzden cevap ne gelir? Ceyhan. Evet 8. soru demiş ki A'dan A'ya A'da tanımda her elemanın kendisine eşitleyen fonksiyon ne diyormuşuz arkadaşlar? Birim fonksiyon burası önemli. Bunun aslında nedir esprisi biliyor musunuz? İçi dışı bir olacak samimi olacak yani parantez içerisindeki ifade neyse dışındaki ifade de olmak zorunda. Diyor ki buna göre bu fonksiyon neymiş? Bir birim fonksiyon. Soru demiş ki A çarpı B yani içerisindeki ifade dışındaki ifade ne olacak? Eşit olacak çünkü içi dışı bir ya bu birim fonksiyon olduğu için. Buradan devam edelim. X parantezini alırsak burası ne yaptı? A artı B artı B eksi 7 eşittir. Birim fonksiyon olduğu için bu kardeşimiz kaça eşitmiş? 2x eksi 3'e. X'in önündekiler kendisine sabitler kendisine mi eşit olacak? Yani A artı B dediğim ifade 2'ye eşitmiş. B eksi 7 dediğim ifade kaça eşitmiş? Eksi 3'e. Bunu öbür tarafa atarsam B kaç çıkar buradan? 4 çıkmış olur. E ben burada B yerine 4 yazarsam A artı 4 eşittir 2'den. A kaç çıkar? Eksi 2 çıkmış olur. Soru ne istiyor? Bu iki kardeşimizi çarpıyor. Eksi 2 çarp 4 yaparsa kaç çıkar? Eksi 8 olmuş olur. O yüzden cevap nedir? Denizli. Evet 9. soru ne yapmış arkadaşlar? Bir parçalı fonksiyon vermiş. Bir 2'den büyük olduğu durum bir de 2'den küçük olduğu durum için. Diyor ki f4 eksi f eksi 4. Şimdi f4 yani x'in 4 olduğu yer neresidir? Burası. O zaman demek ki fonksiyon bu olmak zorunda. Yani f ne yapacağım o zaman arkadaşlar? F4 için konuşursam x kare eksi 3'te x gördüğümüz yere 4 verirsek 4'ün karesi eksi 3 yaptım mı? 16 3 çıkarırsam kaç çıkar burası? 13 olmuş olur. Öbür tarafta f yerine kaç yazmam istiyor? Eksi 4 mü? Eksi 4 olduğumda 2'den küçük olduğu durumsa demek ki denklem olarak bunu kullanmam lazım. X artı 1 bölü 3'ü yazalım. Eksi 4 artı 1 bölü 3 dedim mi? Eksi 3 bölü 3'ten kaç çıkar burası? Eksi 1 olmuş olur. Sonra neyse bu ikisinin farkını. 13 eksi eksi 1'i yerle eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı 13 ile 1'in toplamından kaç gelmiş olacak? 14 gelmiş olur. O yüzden cevap nedir? Adana.
Evet, 10. soru demiş ki görüntü kümesi bir elemanlı olan fonksiyonuna ne deniyormuş arkadaşlar? Sabit fonksiyon. Tamam, fx eşittir c şeklinde ne yapılır bu ifade? İfadeleri. Yani sabit fonksiyon ne yapıyoruz? X'e bağlı hiçbir şey olmayacak. O zaman x'e bağlı hiçbir şey olmayacaksa önündeki ifade kaç eşit olmak zorunda? 0'a. E tamam, a eksi 5 ifadesi 0 ise a kaç çıktı buradan? 5. Şimdi x yerine fx fonksiyonu o zaman neye dönüştü? A yerine 5 versen burası zaten gitti. Buraya 5 verdin. 2 çarpı 5 artı 3'ten kaç çıktı burası? 13 olmuş oldu. Peki soru kimi istiyor arkadaşlar? F3'ü istiyor. Tamam. F3 eşittir. İyi de benim fonksiyonum arkadaşlar şuraya bir daha yazalım. Fx eşittir 2a artı 3 değil mi? İyi de burada x'e bağlı bir şey var mı? Yok. O zaman diyorum ki x gördüğüm yere 3 yazamazsan direkt cevabın kaç çıkması lazım gene? 13 çıkması gerekiyor. O yüzden cevap nedir? Denizli. Evet, 11. soru demiş ki tanımlı olduğu aralıkta bir tane x fonksiyonu vermiş. Diyor ki fonksiyonu veriliyor. Buna göre f3 kaçtır diye soru ne yapmış arkadaşlar? Sormuş bize. Şimdi diyor ki ben burada f3'ü bulabilmem için önce fx'i bulayım. İyi de burada fx çok karışık bir durumda. Çünkü diyorum ki bilemem. En kolayı burada işler dışa çarpma yapayım. Fx yani bilinmeyeni yalnız bırakayım. Geri kalan bütün ifadeleri öbür tarafa yazayım. Ne olur o zaman burası? 3x eksi x tane fx eşittir 2 tane fx. Eksi 5. Bu ifade buraya gelsin. Bu ifade buraya. Ne olur o zaman? Eksi x tane fx. Eksi 2 tane fx eşittir. Eksi 5. Eksi 3x dedim mi? Eksilerin hepsi birbirini ne yapar? Götürür arkadaşlar. Burayı da fx parantezine alırsak ifade neye dönüştü? Fx parantezine x artı 2 eşittir. 5 artı 3x mi? Şöyle yapalım. Bir daha ne yapalım? Fx'i yalnız bırakmak için her iki tarafı x artı 2'ye bölelim. Fx buradan ne çıkar o zaman? 3x artı 5 bölü x artı 2 mi? Sonra x gördüğün yere kaç yaz diyor? 3 yaz kardeşim. F3 eşittir. 3 yazdım. 3 yazdım. 3 kere 3 9. 5 daha kaç yaptı? 14. 3 2 daha kaç yapar? 5 yapar. Demek ki F3 ifadesi kaça eşitmiş? 14 bölü 5'e. O yüzden cevap Adana. Evet, 12. soru demiş ki fx eşittir ax artı b bölü cx artı d fonksiyonu birebir ve örtem fonksiyon ise cx artı d eşittir 0 da yapan değer. Yani paydayı 0 yapan değer ne yapar zaten? Tanımsızdır. Çünkü hiçbir ifadenin paydası 0 olmayacak. O zaman diyor ki biz bu ifadenin tanım kümesi nedir? Bütün reel sayılar abi ama paydayı 0 yapan değer yani cx artı d'yi 0 yapan değeri alamaz. Tamam. Tanım kümesi neymiş arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonda? R'den A'ya doğru gitmiş. Görüntü kümesi neymiş arkadaşlar? R fark 2 olacak şekilde fonksiyonu birebir ve örten ise A kaçtır diyor. A ifadesi ne yapmayacaktı? Almayacaktı. O zaman diyorum ki aşağıdaki 0 yapan değerde aslında X gördüğüm yere kaç yazmam lazım benim? A yazmam lazım. Yani A eksi 3 eşittir 0'da bu eşitliğin öbür tarafına geçer. A kaç çıkar? 3 mü çıkar? Demek ki aslında benim burada fonksiyonda R fark ne olacakmış? 3 olacakmış. Demek ki bütün reel sayıları alabilir ama kimi alamaz? Sadece 3'ü alamaz. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan.